sormak istiyorum. Tamam. Yani birinci modül eğitimimizin biz bilinçaltı mucizeler eğitimini veriyoruz. Şöyle başlığını söyleyeyim. Bilinçaltı sembol dili eğitimi. Bilinçaltı sembollerle çalışıyor. Şöyle baktığın zaman bizim kendi kutsal kitabımıza, Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman kendi Hazreti Süleyman döneminde de varmış. Yani bizim peygamberlerimiz döneminde de bu bilinçaltı kullanılıyormuş. Hazreti Süleyman biliyorsunuz kuşların dilini bilip hayvanların, insanların nasıl birbirini bir araya gelip karşı karşıya oturup nasıl şifa yapabilirler onu o dönem bile yapıp öğretiyormuş. Bunu bilmeyen yoktur. Bilmeyenler de biraz araştırsın. O dönemde varmış yani. Bu döneme gelene kadar yani bizim yaşadığımız çağa gelene kadar unutturulmuş bu. Bilerek bilmeyerek biraz başımızı yani bizi yönetenler o zaman işte derebeyleri sonra bu tarafa gelince köylerde beyler veya sonra padişahlar şunlar bunlar derken unutturmuşlar bilerek onlar yani baştakiler çıkarları için bunu unutturmuşlar. Niye? Çünkü herkes bilinçlenir, kendini şifalandırır, kendini bolluk bereketini yaparsa o zaman o yöneticiler veya idare edenler, o zaman biz bunları nasıl idare edeceğiz? Bunlar kendini şifalandırıyor, bolluk bereketini çalışıyorsa biz bunları idare edemeyiz. Onun için bunları bir ekmeğe muhtaç edelim düşünceyle unutturmuşlar aslında. Ha bu böyle yeni değil. Peyderpey gele gele. Sonra ailelerimize unutturmuşlar. Kısıttırım yani. Şimdi diyelim ki bir padişahın çağırdı gittin. Nasılsın sana soracak. Mucize ötesiyim dedi. Allah Allah, mucize ötesi nedir? Ben mucize ötesi bile değilim. Sen nasıl mucize ötesi oluyorsun? Deyip hemen aileni susturuyorlar. Kızına, oğluna sahip çık. Kendini bilsin falan. Ondan sonra annen baban da sana ne diyor? Oğlum kızım kendini öyle padişahın yanında öyle konuşulur mu? Böyle duracaksın, el pençe duracaksın ki falan. Öyle öyle, böyle böyle insanlara kıstırmışlar, sindirmişler. Tabii ki herkes değil, bazıları baş kaldırmıştır. Nice evliyalarımız vardır. Bunları uymayan nice güzel insanlarımız vardır tabii ki. Ama onları da biliyoruz, görüyoruz. Asmışlar, kesmişler, derisini yüzmüşler. Baş Yani eğmeyenleri. Sonra ne yapmışlar? Ailelerimiz sesini çıkarma, işte okula gidiyorsan sessiz ol, kimseye karışma, eğrisine doğrusuna karışma derler, değil mi? Evet. Ondan sonra ileri ileri gelince mesela benim ya annemden şunu çok duyardım. İşte çok güzel giyme, nazar değer. Onu baskılıyor. Şimdi baskılıyor. Ya da işte şöyle yapma, böyle olur falan. Artık nazara bile bizi inandırtmışlar. Oysa ki inanırsan nazar değer. Bizim bilinçaltında yani verdiğimiz eğitimde nazar falan yoktur. Ben Yani de onu soracaktım direkt hocam. Parantez açalım. lütfen. Nazar var mı? Nazar yok, inanırsan var. Şimdi biz enerji çalışması yapıyoruz. Enerjisel. Biz kendimizi içimizdeki iç organlarımızı şifalandırabiliyorsak, karşıdakini şifalandırabiliyorsak o zaman nasıl o şey kötü enerji sana gelecek? Gelmez. Teğet geçer. Yani diyelim sana kem gözle biri baktı. O teğet geçer. Yani senden uzak geçer. Çünkü sen enerjisel olarak kendine benzeyeni çekeceksin.
Kendine benzeyen ne demek? Sen kalbin temiz hayvanları, insanları şifalandırıyorsun. O tür insanlar kendine çekeceksin Yasemin'ciğim. Enerjisel olarak bir de döngü var, düşün yani, böyle düşün. Biz yine Yasemin'le Zeynep'in arasında gidip geleceğiz bugün. Gelelim. Sen de artık kabul et o güzelliği. Yasemin çok güzel birisindir. Zeynep de güzeldir. Haydi bakalım. Bunda da var bir keramet. Öyle. Zeynep'ciğim. İşte enerji olarak düşündüğün, bugün ne düşünüyorsan kendini onu çekiyor. Ne konuştuk bugün? İşte acaba canlı yayın yapalım mı? İşte ne yaptık? Çektik bunu işte döngü olarak. Sen dedin güzel fikir ortaya koydun. Dedim ki saat 8:30'da yapalım. Orucunu açmış olsun insan. Evet. Teklif konuştuk, teklif gelindi. Dedik yapalım öyle oruçtan sonra. İşte bu hani ne oldu? Biz bunları konuşuyoruz. Bunlar çekiliyor. Aslında önceden de enerjisel olarak birbirimize yakınız. Şimdi kötü düşünceler olsaydı kötüyü çekerdik. Biz de o olmadığı için iyi şeyler çekiyoruz. Yani herkes de onu yapabilir aslında. Hiç kimse sadece bilmediği için herkes bunu bilse, enerji döngüsünü gerçekten doğru olduğunu bilse yapar mı? Enerji. Bunu bileceğiz, doğru yani, bu bilim adamları tarafından da ortaya konulmuş çiftelik deneyini bilim adamlarının biliyorlardır, çifteliği ne olduğunu. Bizimki çok ona benziyor, kuantuma. Birinci modüle geri dönersek, birinci modülde işte biz şifalandırma yapabiliyoruz. İnsanın hayatını nasıl güzel idam ettirebilir? Bolluk, bereket nasıl çekilebilir hayatına? Onu öğretiyoruz. Yani aslında bildiklerini tekrar hatırlatıyoruz. Bildiklerini. İnsanın içindeki gücü ortaya çıkarıyoruz. Ve burada bilinç altında da bu sembollerle çalışıyor. Nedir yani, işte bazı programlarda ben anlatıyorum. İşte güneş baba demek bizde. Ay anne demek, yıldızlar kardeş demek. Yani bunlar sembol. Su, sevgi, aşk demek. Aslında hani mitolojide ve türkülerde, deyişlerde, atasözlerinde hep var bu. Susadım çeşmeye, vardım, bir tas su içtim. Ne, bayandan su içiyor adam. Su içtim, aşık oldum diyor sana. Aşk oluyor değil mi o zaman su? Aşık oluyor. Ama türkünün devamında da şunu diyor. Bir tas su içtin, içmez olaydım diyor. Yani sonra evlilikleri kötü gidiyor. Yani içmez olaydım diyor. Yani bakın orada bile bilinç altında. Yani şeyde, bilinç altında da normalde de su aşk demektir. Ki biliyorsunuz Hızır oruçlarında insanlar bazı yörelerde Su içmiyorlar. Hızır'da oruç tutuyorlar, su içmeden uyuyorlar. Rüyasında kim ona su verdiyse onunla evleniyor. O nedir işte? Bilinçaltındaki işte aşk. Su aşk demektir. Başka nelere birinci modülde çalışıyoruz? Zeynep'ciğim. Tik takıntılara çalışıyoruz. Çok önemli. Demin eğitim verdiğimiz Hocam bir şey soracağım. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Fatoş TCA34. Nazar için galiba yazdı değil mi? Kötü enerji değil midir hocam? ne yazmış? Kötü enerji değil midir hocam? Nazar için fikri bir şey sormuş da. Yani. Onu iyice sorusunu tam sorsun, cevabını verebilirim. Nazar için demin konuşuyorduk ya. Kötü enerji değil midir hocam? Evet. Yani şimdi kötü enerjidir. Ama ne dedik? Sen onu düşünmez başka enerjini yükseltirsen o kötü enerji sana gelmeyecektir. Başka düşünenlere gidecek. Teğet geçecekler dedik ya. Evet, orada başka yazanlar var. Ne yazıyorlarsa onlara da evet bakalım. Orhan Şahin 150 diyor ki 12 anlarda su içilmez. Evet doğru. Evet, o Hızır'ın orucunda
su içmeden uyuduğun zaman, O ayrı. evet, rüyanda su içersen, yani kim veriyorsa onunla evleniyorsun. O anlamı demek istedik. Yani suyun bizim bilinçaltında aşk Su aşk demek olduğu için oradan biz onu söyledik. Evet, Matem ayındaki 12 imamlar su içilmez. O başka bir konu oluyor, değil mi? evet, ne demiş bir arkadaşımız? Su al, ne? Nazar. Yok, bir ilk önce bir şey okuyacağım. Ömer mi? Ömür. Yazıyı tam okuyamıyorum ama bir rüyam var da anlatabilir miyim? Orhan Şahin 150 tekrar yazmış. Nazar alınım. Emri bozar, nazar vardır. Ne? Nazar. Allah'ın emrini bozar, nazar vardır. Görebiliyor musunuz sizin hocam? Ama çok anlayamadım. Ayşe Sultan, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Rüyası varmış birisinin de. Yazabilir. Rüyam var diyor yazıyor. Rüyamda hiç oynamadım şans oyunu. Rüyamda sayısal oynamışım ve çok büyük ikramiye kazanmıştım. Ama o parayı alırken kavga ediyorum. Hayır olsun inşallah. Başka ne? Göz rahatsızlıkları dediğim gibi. Elle tutulan sihirler dedik. Kitleler dedik. Göğüs altında bazen sihirler oluyor. Göz altında, üstünde yağ bezeleri oluyor. Onlara şifaya vesile oluyoruz, çalışıyoruz. Canlı yayında şifa yapıyorum. Ve Zeynepçim, burada o zaman hatırlatayım ara ara. Benim YouTube kanalıma da koyuyorum videolarımı, çalışmalarımı. İzlesinler, abone olsunlar. Dilek abi. Hayır, Abilek Doğan. Dilek Abilek Doğan. Sen de oradan yazabilirsin istersen. Daha rahat olsun. Biz bunun çok şeyini bilmiyoruz aslında. Burada yazılıyor, biliyor musun? Yazıp orada kalınıyor da. Şöyle yapayım bakayım. Yani köpekten korkanlar. Bunlar tik takıntı aslında. Obsesif bozukluğu diyoruz. Muhteşem. Anda şifalanma. Anca çalışmalarımızdan zaman zaman örnek vereyim. Mesela spora gidiyordum. Oradaki sekreter kız kediden çok korkuyor ve bütün hayvanlardan böyle. Peki dedim, bilgisayarda aç bir kedi veya neden tavşan korktukların. Açtı. Oo, bakamam dedi, bakamam. Dilek abla, bana niye gösteriyorsun falan. Ben bunlara niye bakayım? Tamam. Bir de çalıştıktan sonra şimdi bak dedim. Ya ne kadar sevimliymiş diyor. Ben bundan niye korktum? Hani bizde anda şifalanma seansından sonra böyle. Bu nedir? Hayatını daha kolaylıkla idame ediyorsun. Yani niye gelmişiz bu dünyaya? Bir kedi, hayvan veya herhangi bir şey için korkalım. Bunu kolaylıkla takıntılar gidebiliyor, kurtulabiliyorlar. Şimdi bazı programlarda görüyorum, hiç kimseyi eleştirmiyorum ama bizim yaptığımızın ne kadar kolay olduğunu belirtmeye çalışacağım. İşte vuruyorlar buraya, canlı yayına çıkıyorlar, binlerce takipçisi var bilmem ne. Bir köpekten kurtaracak. Şuralarına vuruyorlar, böyle tık tık geçecek, bekle geçecek. Kadın çıldırıyor falan. Bakın, biz de hiç orasına burasına dokunmadan meditasyon şeklinde, seans şeklinde, istersen dünyanın öbür ucunda olsun, kolaylıkla yapıyoruz, geçiyor. Hangi korkunuz olursa olsun, arayın bizi, ulaşın, kurtulun. Hiç zorluklara gerek yok. Bu böyle. Tekrar söyleyin Dilek Hocam, canlı yayında tekrar söyleyebilirsiniz. Şifa yapılan isteyen kişiler girebilir, yani yazabilir, değil mi? Canlı Tabii. yayın. Evet. Şu anda hediye çalışması yapabiliriz.
boyun bel fıtığı olanlar, ağrıları olanlar yazabilir. Kuyruk sokumu deformasyonu olanlar, skolyozu olanlar, yani omurlarında eğrilik varsa, kolunda, bacağında, hatta bir bacağı birinden uzun kısa çok çalışma yaptık. Öyle kişiler de yazabilir, de arayabilir. Buradan da şifa yapabiliriz. Özelden de yazabilirler. Biliyorlar. Benim sayfamda numaralarım da var. Şeyim de var. Ve yurt dışında olanlar özellikle Zeynep'ciğim benim Almanya'da danışmanım. Ona ulaşın lütfen. Oradan bana kolaylıkla o zaman ulaşabilirsiniz. Onun aracılığıyla yardımcı oluruz. Beraber beraber. Yani eğer Türkiye hani şey yapamazlarsa Zeynep'e ulaşın. Beraber çalışma yaparız. Evet. Cengiz Sabahat yazmış. Hayırlı akşamlar Dilek Hocam. Hayırlı akşamlar. Cengiz mi? Evet Cengiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar olsun arkadaşımıza. Tekrar tekrar söylüyorum. Problemleri olanlara canlı yayında şifa yaparız. Neyiniz varsa yazın. Bazıları anlıyorum canlı yayına katılmak istemiyorlar. Çünkü ben kayıt ediyorum canlı yayını. Kaydettiğim için istiyorum ki kaydedelim. Herkes görsün, izlesin. Çünkü insanlar bilmiyor. Onlar da çekiniyorlar ya bazıları. Herkes değil de kayıt için falan. O zaman onlar özelden yazabilir. Yazıyorlar da çalışma yapıyoruz özelden. Tabii ki özel ücretli. Bunu da bilin arkadaşlar. Ufak bir ücret alıyoruz. Çok değil ama alma verme dengesi var. O Tabii kadar. evrende alma verme dengesi muhakkak korunuyorsun. Yani enerjiyle duvar örülmüş. O duvarı bir türlü yıkamıyorsun yani. Bunu demek istedim. Şimdi anladım. Hı. Yani bize içini döken, açan gelsin zaten. Eğer onu açıp da şey yapmazsa, saklarsa zaten o zaman iyile şifalanamaz. Yani amacına ulaşamaz. Eğer bize şifalanmak için geliyorsa hedefine ulaşamaz onları saklarsa. Ama biz görürüz onu. O saklarsa, şifalanmak istemezse kendi bilir. Ve seçmiyorum ben öyleleri, bana gelmesini seçmiyoruz. Ne kadar diyelim psikoloğa gidiyorsun, sen gereken şeyleri saklıyorsan ne kadar iyileşebileceksin? Bunun gibi tekrar ne dedik? Ve genetik kökenli gelelim. Genetik kökende mesela göz rahatsızlığı veya varis rahatsızlığı, tansiyon, herhangi bir problem, kanser. Genetik mi değil mi onu bakıyoruz. Anneden mi, anne tarafından mı genetik olarak gelmiş, baba tarafından mı gelmiş? Yoksa gelmemişse zaten gelmemiş ama varsa da onu ortaya çıkarıyoruz ve onu şifalandırıyoruz ve eğitimini veriyoruz. Dilek Hocam, oradan da görebiliyor musunuz? Biyoenerji, şule. Okuyabiliyor musunuz? Tamam. Böyle pembesi turuncu renk. Peki mesela çingenelerde mi çok giyer o tür şeyleri? Şey, renkli çok giyiniyorlar. Evet, işte bakın frekansları hep yüksektir. Güler. Evet, onun enerjileri hep yüksek böyle. Yani onun için hep neşeliler böyle. Evet. Onun için güler yüzlüler, neşeliler. Eski de olsa, şey de olsa giyerler ve yine şerilerdir, değil mi? Bir de böyle bağlıyorlar falan. İşte kahverengi ve gri, yani tavsiyemiz, kendileri bilir. Varsa da dağıtsınlar ya da falan. Veya bundan sonra almasınlar, evdekileri değerlendirirler ama insan kendini daha iyi hissediyormuş yani. Böyle öyle de yani böyle derler demiyorum.
Çünkü öyle ben de çok denedim. İnsana ağırlık çöküyor o kahverengiler. Lacivertin frekansı yüksek dediniz. Tabii. Morunki yüksek dediniz. Tabii. Mavi de güzel renk dediniz. Kesinlikle. Peki pembe, ondan sonra yeşil, mürdün yeşili, yeşilin çeşitleri yani. Hepsi güzel. Sarı da güzel. Hı. Evet, Güneş. sarı da güzel diyorlar. Enerji, güneşin rengi çünkü. Aynen. Güneşimizin rengi. Ama ne dedi? Bunların karışımında gökkuşağında siyah yok, gri yok. Anlatabildim mi? Ama diğer renklerin tonları, şeyleri var. Evet, yeşil, evet, yeşil renk çok güzel. Yeşilin tonları mesela çok güzel. Ben de çok severim. Kırmızı zaten çok güzel bir enerji var, değil mi? Kırmızı da böyle. Tabii bayrağımızın rengi bizim bir de şey kırmızı zamandır bizim. Dilek Hocam, şeyi anlatsanıza bize, bayrağımızın ay, yıldız. Yani Biraz onu kısa özet geçer misiniz? tabii özet geçeyim ama bunlar bizim ikinci, üçüncü modülün eğitimleri. Sen hep ağzımdan laf almıyorsun yani. Yok, o hani kırmızı dedin ya, bayrağımızın rengi, ben dedim ki hani bir de ondan şöyle özet geçelim. Zaten o eğitim Hem eğitimlerimiz var. yakınlarda var mı, eğitiminiz Dilek Hoca? Evet, benim her cumartesi pazar eğitimim var. Ama hafta içi de eğitim veriyorum. Yazdıkları zaman onlara göre ayarlama yapıyoruz. Ne demişim? Hı. Yok, Orhan Şahin'in yazısını okuduk biz, 150. Tamam. Hanife Bıyık, benim arkadaşım, sevgilerini yolluyor, oradan bize sembol atmış. Tamam. Bizden de ona sevgiler. Sevgiler gidiyor bizden de. Artık ikinci modülü de bir dahaki programda açıklarız, değil mi? Tamam, olur. Tabii. Şeyde birinci modülümüz aslında bitmedi daha. Çok 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 konular var. Kilo konuları var. Yani kilo sorununuz varsa ona çalışıyoruz. Boy uzatma çalışmamız var. Boyunuz uzamasını istiyorsanız kısasa boyunuzu uzuyor şey ölçüyorsunuz ve çalışma seans yapıyoruz. Başka aklıma gelen şu anda çocuklarınızın ders başarısı, değil mi? Çok önemli. Çocuklarınızın ders başarısını yükseltmek istiyorsanız sınavlarda problem yaşıyorsa onlara çalışıyoruz. Ders konularımızın biri hedef çalışmamız var. Eğer bir hedefiniz varsa ne bileyim bir yere müdür olacaksınız ya da şöyle ya da Ebu eğitimleri spiritüelle ilgilenmek istiyorsunuz ya da kuantumla hedefiniz varsa bunu nasıl başarabilirsiniz? Daha erken hemen olmasını istiyorsanız bunun gibi bize ulaşabilirsiniz. Ve bolluk bereket çalışmalarımız var. Şeyi, Hanife arkadaşımı hatırlıyor musunuz, Dilek Hocam? Bel fıtığı için çalışma Evet. yapmıştınız. Ha. Çok güzel geldi Hanife'ye mesela, bel fıtığı için yaptığınız çalışma. Sormuştum. İyi geldi yani. Mutlaka iyi gelmiştir. Hı. Sevgilerimi yolluyorum ona da. Evet, benden de sevgiler olsun. Yani takip etsinler, videolarımızı izlesinler. Bakın bir de benim videolarımda tekrar söylüyorum. Bizler videolarımızı paylaştığımız zaman şu niyetle paylaşıyoruz. Bunu isterseniz 3 ay sonra da izleseniz niyet edin. Göz videosunu mu izliyorsunuz? Gözlerinizin için niyet edin. Gözleriniz şifalanacaktır. Bunu çok duyuyoruz. Yazıyorlar bize. Siz başkasına şifa yaparken ben de niyet ettim. Benim de şifalandı diyen yazanlar çok. Evet. Evet. Hanife Hanım, teşekkür ederim Dilek Hocam size. Diyor, evet, iyi geldi diyor. Evet, sevgiler olsun Hanife'ye. Çok güler yüzlü, şirin. Onun da enerjisi yüksek. Çok mu? Çok yüksek bir bayan. Hı. Sevgiler olsun. Hanifeciğim sen de eğitimi düşünsene, bu güzel eğitimi al. Tuyu. Size Evet. özelden döner o. Yok, bu eğitim gerçekten çok güzel. Bana çok katkı kattınız yani Dilek Hocam. Gerçekten. Şimdi anlatınca anlamıyoruz.
eğitime başladığınız zaman diyoruz ki Nikhet Bey yazıyor. Sizden galiba çalışmıştı Nikhet de. Ne yapmıştık Nikhet'i onu unutmuştum ama teşekkürler hocalarımıza diyor. Mesela bu derslere başlamadan önce ben de farkında değildim. Ama öğrendikten sonra başka bir boyuta geçiyorsun. Evet. Yani zaten öğrenmenin sonu yok. Sonu yok öğrenmenin. Ama gerçekten çok güzel, yani bana çok güzel katkıları oldu ve hala da araştırıyorum, öğreniyorum, daha ne katabilirim bunun üstüne diyorum mesela. Onları yani faydalı şeyler bence. Evet. Yani biz burada boşa konuşmuyoruz, aslında çok faydalı şeyler. Bence yani herkese tavsiye ederim bunu. Tabii meraklı olacaksın, öğrenmek isteyeceksin. Hani biz böyle konuşuyoruz ama öğrenmek istemeyenlere ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Gerçekten bilgiye aç insanlar bunlara geliyor. Gerçekten. Onların da zamanı vardır. Bazı kişilerin enerjisel olarak bir zamanı vardır. Onlar kendi deneyimleyerek şey yapacak. Zaten biz bu dünyaya niye gelmişiz? Bu dünyaya deneyimlemeye gelmişiz. Evet. Ve hoşumuza ne gidiyor? Öğrenmek. Ve öğrendiklerimizi öğretmek hoşumuza gidiyor. Benim için hoşuma öyle gidiyor. Öğrendiklerimi öğretmek. Ve deneyimlemek. Şimdi o kişiler de deneyimlemek istedikleri zaman zaten enerjileri tutacak ve gelecekler. Beraber eğitim vereceğiz. Evet diyorum. Şey, Hanife yazmış, canlarım teşekkür ederim inşallah hocam diyor. Nükhet de şey yazmış, 4. ayın 15'inde aşk gelecek bekliyorum diye yazmış. Gelecek diye hocam. Galiba siz söylemiştiniz, onu takmış. Ondan sonra. Öyle o zaman öyle dedikse o görmüştür. O öyle şey yapmıştır. Çıkacaktır tabii ki. Neden o? Hayırlısı olsun, her şeyin hayırlısı olsun. Sevgiler Nükhet'ciğim, sevgiler canım. Evet hocam, başka ne demek istiyorsunuz? Dinleyelim istiyorsanız, yoruldunuzsa canlı yayını kapatalım. İstiyorsanız buyurun, devam edin. Yok. Evet, kapatalım. Herkese selamlar, saygılar olsun. Özelden de ulaşabilirler. Tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar şifa çalışmalarınızı bir daha söyleyin Dilek hocam. Ondan sonra kapatalım. Ne şifası canım? Hani özelden mesela, hani ellem tutulan şifaların, onları söyleyin.